Anne, müsaade var mı biz yatalım? Siz dedin kimdir? İlyas ne zaman geldi? Teyze, Zeyno'dan bahsediyor biz derken. Yatın, yatın. Ağlama sesi gelirse ben gelir alırım. Hiç ağlamıyor anne, sen merak etme. Bebektir, bir ara ağlar da. Anne, kız zaten diken üstünde. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Alparslan çocuğu kucaklarına bıraktı gitti. Desen gelir alırım falan. Allah aşkına, böyle şeyler deme. Hakikaten bu Alparslan'ın yaptığı nedir? Ne yapmış uşak? Herkesin iyiliğine doğru bir şey yapmış. Erkek adam kendi başına nasıl bir kız çocuğu büyütsün? Kendi başına değil ki. Biz varız da. Alparslan'ın üstüne gitmemek lazım bu aralar. Çok zor zamanlar geçiriyor. Hayır yani. Zeyno'ya tutunsa daha çabuk toparlardı. Gerek var mıydı böyle acele acele? Alın çocuğa siz bakın. Bu artık sizin çocuğunuz demeye. Zamanında aynı şeyi ben de yapmaya kalktım da. Oradan biliyorum. Müsaadenizle. Şimdi herkes için iyi gibi görünüyor ama ilerisi biraz karışık tabii. Neyi karışıkmış? Yarın öbür gün Alparslan kendine gelip biraz toparlanıp o benim kızım deyip Ömür'ün kucağından almaz mı kızını? Alparslan'ı da Meryem'le Hızır büyüttü. Bu kararından vazgeçmez o. Anca Ömür'le İlyas'ın bir çocuğu olursa, Alparslan da hayata tutunup bir yuva kurarsa bir ihtimal. O Şan Kadir amcası gibi değil. Kadınlarından yana yüzü gülmeyi. Hangi amcasından bahsediyorsun Hayriye Hanım? Ölenleri. Gidenleri diyorum. Seninle ilgili bir şey demiyorum. Ceylan. Bir bakar mısın? Ne oluyor? Yok bir şey teyze. Ne zaman yok bir şey deseler, pis bir şey oluyor. Mine, hele git şunları dinle. Bizi ilgilendiren bir şey olsa söylerlerdi herhalde anne, ha? Bu evde bizi ilgilendirmeyen ne olabilirmiş? Hadi kalk. Tamam. Durumu nasılmış Hatice? Yani kocamı biliyorsun. Abartmayı sever. Belki de önemli bir şey yoktur ama ağır yaralı dedi. Ne yapalım, gidelim mi hastaneye? Hayır, hastaneye gidilmeyecek. Kimseye de söylenmeyecek. Ama Ömür'ü teyzemi arayan olur şimdi. Mine, Hayriye Hanım'la Ömür'ün telefonlarını ellerinin altından al. Aramaları da kapat gerekirse, fark ettirmeden. Ne oldu ki abla? Hızır abin vurulmuş. Kimseye söylemek yok. Dışarıdakilere de haber ver. Dışarıdan içeriye böyle bir bilgi girmeyecek.
Ağlayacaksanız da girin bir odaya, ağlayın, öyle çıkın. Hayriye anneye böyle bir şey hissettirilmeyecek. Efendim Ceylan Hanım. Olanlardan haberin var mı? Az önce duydum. Ben de şimdi yoldayım, hastaneye gidiyorum. Hızır abin durumunu öğrenir öğrenmez sizi arayacaktım. Benim senden öğrenmek istediğim şey bu değil. Kim yapmış? Kim vurmuş bana, onu öğren. Emredersiniz.